SFM'den herkese günaydın. Sorel'de Aslan ile konuşan Türkiye'ye başlıyoruz. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Dün söylemiştik, ara ara yayınlarımızda tanıtımını da girdik. Şu anda Ankara'dayız, başkentteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeyiz. CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte. Sayın Kılıçdaroğlu, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz genel merkezimize. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Gündemi konuşacağız ama bizim genelde bu programda konuştuğumuz gündem Ankara'nın, başkentin zaman zaman sizlerin grup toplantısında yaptığınız o konuşmalardan biraz farklı oluyor. Vatandaş belirliyor gündemi. Güzel. Dolayısıyla ne oluyor? İşsizliği konuşuyoruz, hayat pahalılığını konuşuyoruz, salgını konuşuyoruz, aşıları konuşuyoruz. Bunlar üzerinden gideceğiz ama zamanımız kalırsa tabii siyasilerin gündemine de değinmeden geçmemeyi düşünüyorum. O size bağlı. Peki, şimdi aşılama başladı. Resmi onaydan sonra, acil onaydan sonra diyeyim, Sayın Bakan Fahrettin Koca oldu, bilim kurulu üyeleri oldu. Dün de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı oldu ve dedi ki, bir çağrı yaptı. Tüm siyasi parti liderleri, milletvekilleri bu aşıyı bizim belirlediğimiz yerlerde giderek teşvik ederse topluma, hani iyi olur dedi. Siz aşı oldunuz mu, olacak mısınız? Programınız var mı bu konuda? Dün akşam Sayın Sağlık Bakanı aradım. Aşı olmak için çağrıda bulundu. Tabii dedim, hekimler aşı olmamızı istiyorlar, biz de doğal olarak aşı oluruz. Ben de gerekirse refakat ederim dedi aşı olmanız için. Ben de aşı olacağım. Ne zaman planlıyorsunuz? Daha henüz karar vermedim ama bugün yarın olacak. Kameralar olacak mı? Görecek miyiz aşı olduğunuzu? Bence kameraya çok fazla gerek yok. Zaten aşı olacağız. Hı-hı. Peki aşıya yaklaşımınız nedir? Madem zaten olacaksınız da ama genel anlamda bir tedirginlik var aşıya karşı. Özellikle bu Çin'in aşısına karşı. Çünkü etkinlik oranı konusunda farklı farklı açıklamalar yaptı. İşte, yapıldı. Brezilya en son %50 dedi. Türkiye'de 91 demişti. Bir şüpheniz var mı? Bir kaygınız var mı aşıyla ilgili? Aşıyla ilgili bir kaygım yok doğrusunu isterseniz. Yani sonuçta ben hekim değilim. Hekimler diyorlar ki bu aşıyı olmak gerekiyor. Madem ki çok sık liyakatten söz ediyorum ben. Bu işin uzmanı doktorlar. Doktorlar aşı olmamız gerektiğini söylüyorlarsa gidip aşı olacağız. Bütün vatandaşların da aşı olmasını isterim tabii. Peki. Çünkü herhangi bir riske karşı alınacak en iyi önlem aşı ve dolayısıyla da aşı olmak gerekiyor. Peki şimdi ilk olarak dünyada baktık hep 65 yaş üstü aşılanmaya başlandı. Evet. Biz de acil onaydan sonra Sayın Bakan kameraların önünde oldu. Bilim kurulu üyeleri kameraların önünde oldu. Sayın Cumhurbaşkanı kameraların önünde oldu. Ve işte liderlerden, sizlerden teşvik için sizin de bunu yapmanızı istedi. Şöyle bir durum var toplumda, bir güvensizlik var. Ama bu sadece aşıyla ilgili değil. Açıklanan her konuda, söylenen her sözde, siyasilerin attığı her adımda bir güven sorunu oluştu Türkiye'de. Bu güvensizliğin temel nedeni nedir siyasilere karşı? Güvensizliğin temel nedeni belli bir konuda açıklama yapması gereken kişinin kamuoyu önüne çıkması gerekirken o kişinin değil de siyasetçinin kamuoyunun önüne çıkmış olması. Güvensizliğin temelinde bu yatıyor. Aşı olunması gerekiyorsa bu konuda Sağlık Bilim Kurulu'nun sözcüsü olacaktı. Bilim Kurulu sözcüsü çıkacaktı. Kamuoyuna açıklamalar yapacaktı. Testi yaptık. Şu sonuçlar ortaya çıktı. Aşı yapmakta hiçbir sakınca yok. Tam tersine korunmak için aşı gerekiyor derdi. Ve insanlar da ona güvenirdi. Giderdi. Aşılarını olurlardı. Kaldı ki zaten 1,5 milyon doz aşımız var. Yani insanlar bugün gidip aşı yapmaya kalksalar zaten yetmiyor. 3 milyon doz, 1,5 milyon işte kişiye yani olacak. 1,5 milyon kişiye belli bir süre sonra tekrar aynı kişilere ikinci doz aşı yapılacak. Dolayısıyla yeni aşıların gelmesi lazım. Artı kamuoyunun önüne bir aşı takvimi konması lazım. İnsanlar nerede, ne zaman aşı olacaklar bunun bilinmesi lazım. Tamam, siyasetçiler yeri belli. Gidiyorsunuz, aşı oluyorsunuz. Öncelik veriyorlar, tamam. Ama daha 65 yaş üstü olanlar var. Kaç kişi? Bunlar nerelerde yaşıyorlar? Bunların dokümanları var. Dokümanları bulmak son derece kolay bir uygulama. Zaten seçim listelerinde bütün bunların ayrıntıları hepsi var. Dolayısıyla bu aşının da bu çerçevede süratle yapılması lazım. Yani vatandaşların tedirginliğe kapılmalarına gerek yok. Zaten dediğim gibi bu bir aşı, çok küçük dozda yapılacak zaten.
bir sefer yapılıyor. Aradan belli bir süre geçtikten sonra ikinci kez yapılıyor. Dolayısıyla vücut pandemiye karşı, daha doğrusu COVID-19'a karşı daha dirençli hale geliyor. Doktorlar öyle söylüyor. Madem ki bu işin uzmanı doktorlar ve doktorlar bu çağrıyı yapıyorlarsa bizler de bu çağrıya icabet etmeliyiz. Evet. Bilim insanlarını bu konuda dinlemek gerekiyor, takip etmek gerekiyor. Peki dönelim o zaman, işsizlik, hayat pahalılığı, geçim derdi, adalet, özgürlük dile getirilen sorunlar. Şimdi şöyle bir soru yöneltsem size. Bir dinleyicimiz bizim Best FM'e katıldı yayına ve dedi ki 35 yaşlarındaydı yanlış hatırlamıyorsam, işsizim dedi. Çok uzun süredir de işsizim. Evliyim, bir çocuğum var dedi. Markete giderken kızım benimle gelmek istiyor ama ben ona çöp atmaya gidiyorum diye söylüyorum. Evet. Çünkü benimle geldiğinde bir şey isterse alamam ve bu ağrıma gidiyor demişti. Ve iş bulamıyordu. Hala da en son bildiğim bulamadı iş. İşsiz bir babaya, dükkanı kapatmış bir esnafa, iş arayan ve bulamayan üniversite mezunu bir gence ne söylersiniz? Size inanmaları için ne vaatte bulunursunuz? Önce şunu söylemek isterim. Bir siyasi iktidar düşünün. 18 yıllı devirdi, 19. yılına giriyor, Türkiye'yi yönetiyor. Bir iktidarın ekonomik başarısının temel ölçütü nedir? Bu soruyu kendilerine sorsunlar. Bir siyasi iktidar bir ülkeyi yönetiyorsa, o siyasi iktidarın başarısının temel ölçütü nedir? Temel ölçütü, siyasi iktidar ne kadar istihdam alanı yaratmış, işsizliği nasıl çözmüş, temel ölçütü budur. Yani siz vatandaştan topladığınız vergiyi yatırımlar için harcıyorsunuz, memura aylık veriyorsunuz, emekli aylık veriyorsunuz, istihdam alanları yaratıyorsunuz, özel sektörü teşvik ediyorsunuz, yabancı sermaye geliyor, onlar yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla istihdam alanı yaratıyorsunuz. Eğer bir siyasi iktidar istihdam alanı yaratmıyorsa, o siyasi iktidar ekonomik açıdan, ekonomik politikası açısından zayıf bir siyasi iktidardır ve başarısız bir iktidar demektir. 18 yıl yönetiyorsunuz. 10 milyonu aşkın işsiziniz var. 10 milyonu aşkın. Bunların içinde üniversite öğrencileri var, doktora yapmış öğrenciler var, master yapmış öğrenci, master'ını bitirmiş olan kişiler var. Her meslekten mimarı, mühendisi, veterineri efendim. Herkes büyük ölçüde 10 milyonu aşkın herkes işsiz durumda. Şimdi bu durumda biz bunlara ne vaat edebiliriz? Ne söyleyebiliriz? Bir, bunların yapmaları gereken ilk iş, kendilerini işsiz bırakan bir siyasi anlayışa, bir siyasi partiye dur demeleri lazım. Nerededir dur diyecekler? Sandığa gidince oy vermeyecekler. Sen beni işsiz bıraktıysan kusura bakma, ben de sana iktidar yolunu açmayacağım diyecek. Bu demokrasinin zaten en temel kurallarından birisidir. Okuyorum, üniversiteyi bitiriyorum, iş arıyorum. Bir ay geçiyor, iki ay geçiyor, bir yıl geçiyor, iki yıl geçiyor, üç yıl geçiyor ve ben işsizim. KPSS sınavına giriyorum, oradan 90 puan alıyorum. 90 puan almama karşın giriyorum, mülakatta 60 puan alan kazanıyor. Benim torpilim yok, ben 90 puan aldığım halde kazanamıyorum. O zaman ben ne yapmam lazım, benim ne yapmam lazım? Benim oturup düşünmem lazım. Beni bu hale getiren kim? Ülkeyi yöneten siyasi anlayış. Bu siyasi anlayışa son vermek gerekiyor mu? Son vermek gerekiyor. Bütün işsizlerin, üniversite mezunu olsun olmasın, bütün işsizlerin ortak çaba göstermesi gerekiyor. İş yoksa oy da yok kardeşim diyecek. Bu kadar basit. İş verirsen tamam, oyumuz olsun, güzel, istihdam yaratıyorsun. Ama iş vermiyorsan, iş yaratmıyorsan, istihdam yaratmıyorsan ben sana neden oy vereyim? Biz ne yapacağız? Onu söyleyeyim. Kesinlikle işsizlikle mücadele etmek lazım. Devletin sosyal olması lazım ve güçlü sosyal politikalar oluşturması lazım. Bir veteriner neden işsiz olur? Bir mühendis neden işsiz olur? Şimdi zaten yayına başlarken de veteriner hekimlerden çok fazla sosyal medyamdan mesaj aldım. Atanma problemleri var. Bu konuda sizden destek oluyorlar. Ben hem bu konudaki çözüm önerinizi hem de işsizlikle ilgili vatandaşlara söyleyeceğiniz çözüm önerinizi kısa bir aradan sonra alayım mı? Bir reklam aramız olur, var. Hayal. Tamamdır. Hayal. Kısa bir ara, tekrar birlikteyiz.
Sayın Kılıçdaroğlu yayın konuğumuz. Yarım kalmıştı sohbetimiz. Reklam girdi. Oradan sonra önemli bir kısma geçiyorduk. Çözüm önerisi işsizliğe karşı. İşsiz gençlere, iş arayan vatandaşlarımıza çözüm öneriniz ne olacak? Siz iktidarda olursanız şayet bu işsizlik sorununa nasıl bir modelle çözüm getirmeyi düşünüyorsunuz? İşsizlik sorununa yapılacak, yani atılacak ilk ne işler? Kaynakların yatırım için harcanmış olmasıdır. Eğer siz kaynakları, yani vatandaştan aldığınız vergiyi faiz olarak öderseniz yatırıma ne ayıracaksınız? Ne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti Londra'daki bir avuç tefeciye faiz ödüyor? Dünyanın faizini ödüyor. Milyarlarca dolar faiz ödüyoruz. Milyarlarca dolar. Milyarlarca dolar parayı faiz olarak öderseniz, vatandaştan topladığınız vergiyi faiz olarak öderseniz siz istihdam yaratabilir misiniz? Onun fabrika olması lazım burada. O ödenen paraların Türkiye'de fabrika olması lazım. Fabrika kurulması lazım. Kayseri'de de olması lazım. Çankırı'da da olması lazım. Rize'de de olması lazım. Siirt'te de olması lazım. Fabrikaların olması lazım. Ve insanların fabrika olunca da doğal olarak istihdam olacaktır. Bu bir ekonomik tercihtir. Siyasi tercihtir. Tercihin bugün ortaya çıkardığı bir gerçek var. Londra'daki bir avuç tefeciye dünyanın faizini ödüyoruz. Dolar olarak ödüyoruz üstelik. Ha, eğer tercih borçlanma, eğer yatırıma dönüşebilseydi o zaman işsizlik sorunu olmazdı. Almanya'da niye işsizlik sorunu yok? Aşağı yukarı aynı nüfusa sahibiz. Almanya dışarıdan işçi alıyor. İşçi bulamadığı için. Türkiye dışarıya işçi gönderiyor. Üstelik üniversite mezunlarını gönderiyoruz. Herkes umudu, acaba ben dışarıya gittiğim zaman iş bulabilir miyim? Orada işim olabilir mi? Kendime güzel bir gelecek inşa edebilir miyim diye düşünüyor. Ama Türkiye'de bunu düşünemiyor. Peki sorumlusu kim? Sorumlusu siyasi iktidar, ülkeyi yönetenler. 18 yıldır yöneten insanlar Türkiye'yi bu noktaya getirdi. Gençlerin hepsinin oturup düşünmesi lazım. Babanın oturup düşünmesi lazım. Bir babayı düşünün, oğlunu kızını üniversiteye boğazından keserek gönderiyor. Onu okutmak istiyor. Neden? Çünkü diyor ki üniversiteyi bitirirse benden daha iyi bir yaşam tarzı en azından yakalamış olur. İşi olur, gücü olur, kimseye muhtaç olmaz. Dolayısıyla hayatını sürdürür diyor. Şimdi bitirdi, okulu bitirdi, geldi eve. Kızı geldi, oğlu geldi. Şimdi bakıyor, işsiz onların ikisi. Kendisinde bir emekli aylığı var. Nasıl olacak bu emekli aylığıyla, nasıl bunlar beslenecekler? O da giderek düşüyor bu emekli aylığı. Şimdi böyle bir tablo var. Herkesin oturup düşünmesi lazım. Herkesin, herkesin. Gencin de, yaşlının da, kadının da, erkeğin de oturup düşünmesi lazım. 18 yıldır bunlar geldiler, 18 yıldır tek başlarına yönetiyorlar. Hani birisi olur da suçu ona atar. Yok, 18 yıldır tek başına yönetiyorlar. İstediği kanunu çıkarıyor mu? Çıkarıyor. İstediği valiye atıyor mu? Atıyor. İstediği kararnameyi çıkarıyor. İstediği yatırımı yapıyor mu? Yapıyor. Peki ne oldu bu paralar? Ne oldu? Neden bu işsizlik var? Neden bu yoksulluk var? Neden bu fakirlik, fukaralık var? Ne diyorlardı? Biz iktidar olduğumuzda garip kurevanın hakkını savunacağız. Şimdi garip kureva perişan oldu ve eskiden karnını bir iki lokmayla doyuruyordu. Şimdi tamamen aç kaldı. Açlık var bu ülkede. Açlığın olduğu bir ülkede temel sorumlu o ülkeyi yöneten siyasi anlayıştır, siyasi partidir. Artık bunu her tarafında, bunu herkesin görmesi lazım. Herkes görecek ki ona göre oturup karar verecek. Önümüze seçimler gelecek, sandığa gideceğiz. Efendim ben gene oyumu götüreceğim, AK Parti'ye vereceğim. AK Parti'ye veriyorsan oyunu işsizlikten şikayet etmeyeceksin. İşsiz kaldığın zaman da diyeceksin ki kendim ettim, kendim buldum kardeşim, kusura bakmayın diyeceksin. Ama ben şimdiden uyarıyorum. Bu siyasi anlayış Türkiye'yi felakete götüren siyasi anlayıştır. 10 milyon işsiz varsa bu ülkede, o ülkede huzur olmaz. O ülkede bereket olmaz. O ülkede gelecek öngörüsü olmaz. O ülkede umutsuzluk yeşerir. Umutsuzluk büyür. Şu anda yaşadığımız tablo budur. Ama hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Sandık geldiğinde hepimiz tercihimizi yapmalıyız. İşten yana, emekten yana, alın terinden yana tercihimizi yapmalıyız. O tercihi yaptığımız zaman da rahatlık da, ben sana oy verdim, bana istihdam yaratacaktın sorusunu sorma özgürlüğünü de ona sağlamış olacağız. Şimdi önemli bir cümle kullandınız. Bu bir tercih dediniz. Evet. Bu bir siyasi tercih dediniz. Bir iktidar, bir ülkeyi yöneten parti ya da işte iktidar ortakları neden örneğin bir üretim ekonomisine geçip kalkınmayı
üretimle kalkınmayı, halkının refahının yükselmesini, daha iyi şartlarda yaşamasını istemesin. Neden bunu tercih etsin? Bu bir tercihse şayet. Bir siyasi iktidar rant üzerine siyaseti oluşturuyorsa ve o rantın kendisine ve partisine yansımasını, yandaşına yansımasını sağlıyorsa ve o ranttan besleniyorsa, izleyeceği politika budur. Başka bir politika izleyemez zaten. Eğer bir siyasi iktidar rant üzerine değil de üretim üzerine politikasını oluşturmuşsa, vatandaştan toplanan vergilerin nerelere, hangi yatırımlara gideceğini planlamışsa, bir planlama örgütü varsa, o planlama önümüzdeki 5 yıl içinde, 10 yıl içinde hangi alanlara ne kadar yatırım yapmalıyız, ne kadar istihdam yaratmalıyız diye bir planlama yapıyorsa, o siyasi iktidar ranttan yana değil, üretimden yanadır. Ben şu soruyu sormak isterim. Eskiden Türkiye'de Devlet Planlama Teşkilatı diye bir planlama teşkilatımız vardı. Var mı bugün? Yok. Niye kapattılar? Hangi gerekçeyle kapattılar? Planlama teşkilatı ne demektir? Benden, sizden, tüyü bitmemiş yetimden toplanan vergiler nerelere harcanır? Hangi bölgeye yatırım yapmamız lazım? Türkiye'de kalkınmayı, Türkiye'de büyümeyi dengeli olarak Türkiye coğrafyasına nasıl yayabiliriz? Bunun hesabını yaparlar. Nerede baraj yapacağız? Nerede ev yapacağız? Nerede fabrika yapacağız? Ve hangi fabrikaları yapacağız? Hangi üretimi destekleyeceğiz? Katma değeri yüksek ürünleri nasıl, nerede üreteceğiz? Üniversiteler nasıl bilgi üretecek? Bunların tamamının planlaması yapılması, planlanması lazım bunların tamamının. Bakınız, gelişmiş ülkeler bırakın 5 yıllık, 10 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık planlar yaparlar. Yani bir ülke önümüzdeki 50 yıl içinde dünya nereye gidiyor, biz nereye gidiyoruz? Dolayısıyla o planlar yapılır. Planlama örgütlerinde de toplumun en çalışkan, en zeki, hayatı en iyi sorgulayan ve dünyayı en iyi izleyen insanlar çalışırlar. Burada ast üst ilişkisi olmaz. Bunlar ülkeyi planlarlar, geleceği planlarlar. Siz kalktınız, bu örgütü tepeden tırnağa kapattınız. Tamamını kapattınız. Kim planlıyor? Damat planlıyor. İdi. Kimden talim alıyordu damat? Erdoğan'dan alıyordu. Ne gerek var dediler planlamayı, kapattılar. E şimdi ne oldu? Gittiler borç aldılar. Dünyanın borcunu verdiler. Borç alan ne alır? Emir alır. Bugün emir alıyorlar. Dünyanın faizini ödüyorlar. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Almanya eksi faizle borçlanıyor. Yani Almanya devletine borç verenler ayrıca ona faiz ödüyorlar. Yani Alman hükümeti faiz ödemiyor. Borç verenler Alman hükümetine faiz ödüyorlar. Biz dünyanın en yüksek faiziyle borçlanıyor. %6 dolar üzerinden. 6-6,5 borçlanıyoruz. Niye borçlanıyor bu kadar parayı? Niye veriyoruz? Elinoğlu eksi faizle borçlanırken biz artı %6-6,5'la niye borçlanıyoruz? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti hükümetine sermaye güvenmiyor. Yabancı sermaye güvenmiyor. Riski var diyor. Yarın bu parayı ben alamayabilirim diyor. O yüzden yüksek faiz veriyorum diyor. Ve bunlar da yüksek faize mahkumlar, gidip yüksek faizle para alıyorlar. Yüksek faizle para aldınız. Nereye gitti o para? Nereye gitti? Geldiğimiz nokta ne? Borcun faizini ödemek için borçlanıyorlar. Bir daha söyleyeyim. Bizi izleyen vatandaşlarımıza bir daha anladım. Borcun, yani aldıkları borcun faizini ödemek için borçlanıyorlar. Ana parasını ödemek için borçlanıyorlar. Yani bizden alınan vergiler yetmiyor. Ayrıca borcun faizini ve ana parasını ödemek için de borçlanıyorlar. Bu kısır çark içinde Türkiye istihdam yaratabilir mi? Türkiye büyüyebilir mi? Peki sizin mesela üretim ekonomisine bir an önce geçme, iktidara geldiğinizde planınız var mı? Bunu hangi kaynakla, hangi finansmanla yapacaksınız? Çünkü üretim için bir yatırım yapılması gerekiyor. Yatırım için bir finansman gerekiyor. Mesela kamu ortak, kamu özel işbirliği, bu Avrasya Tüneli, evet, ya da işte Osman Gazi Köprüsü gibi kamulaştırmadan bahsediyordunuz. Teknik olarak mümkün mü? Bunları kamulaştırdığınız zaman bu parayla köylünün, çiftçinin sorununa çözüm bulunabilir mi? Şimdi bir şöyle bakın, ben şunu söylersem vatandaşı kandırmış olurum. Efendim biz iktidara geldik, 3 gün sonra işsizlik bitti, her şey çözüldü. Yok efendim, böyle bir şey yok. Bunun bir planlamasını yaparsınız. Hı hı. Önce şunu yapmanız lazım. Önce bir, kendi halkımıza ve dünyaya güven veren bir iktidar oluşturmak zorundasın. Güven veren.
yani demokrasi gelişmiş, yani hukukun üstünlüğü olan, yani herkesin can ve mal güvenliğinin sağlandığı bir devleti inşa etmek zorundasınız. Eğer herkesin can ve mal güvenliği yoksa, yargı bağımsızlığı yoksa, medya özgürlüğü yoksa, yabancı sermaye de gelmez, Türkiye'deki sermaye de Türkiye'ye yatırım yapmaz. Bugün Türkiye'deki sermaye nereye yatırım yapıyor? Romanya'ya yapıyor, Bulgaristan'a yapıyor, Sırbistan'a yapıyor. Başka yerlere yatırım yapıyorlar. Türkiye'ye yatırım giderek düşüyor. Niye düşüyor? Çünkü hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. Önce devlet olarak herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacaksınız. Herkese o güvenceyi vereceksiniz. Arkasından elbette dışarıdan da borç alınabilir. Herhangi bir tereddüt yok. O güvenliği verdikten sonra faiz oranlarının düştüğünü göreceksiniz. Artı kendi ülkenize yatırım yapacaksınız. Kendi ülkenize. Yatırım sağlıklı planlamayı yeniden yapacaksınız. Ve her şeyden önce şeffaf olacaksınız. Şeffaf. Bakın bu iktidarın en büyük eksiği nedir? Daha doğrusu yanlışı nedir biliyor musunuz? 1 liralık işi 10 liraya yapmış olması. 9 lira nereye gidiyor? Kimin cebine gidiyor 9 lira? Şu soruyu her vatandaş kendisine sorsun, vicdanına sorsun. Eğer bizi dinleyen AK Partili kardeşim varsa AK Partili kardeşim kendi vicdanına da sorsun. Bir ülke düşünün, Trump'ı düşünün, Amerika'da başkandı. Trump'ı düşünün. Erdoğan'ı tehdit etti. Ne dedim? Bak dedi, senin mal varlığını araştırırız dedim. Ne oldu? Erdoğan ne söyledi? Benim mal varlığımı araştırmazsanız namersiniz dedi mi? Diyemedi. Niye diyemedi? Senin mal varlığın büyük bir kısmı dışarıda mı? Neden korkuyorsun sen? Bir ülkeyi yöneten kişinin mal varlığı dolayısıyla tehdit edilmesi, onun mal varlığının önemli bir kısmının, hatta büyük bir çoğunluğunun yurt dışında olduğunu gösterir. Devleti yöneten, Türkiye Cumhuriyeti devletini yöneten bir siyasi partinin ve onun liderinin ve Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zatın mal varlığı dolayısıyla tehdit edilmesi ne demektir? Ne demektir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde böyle bir garabet hiç yaşanmadı. Bakın, 97 yıllık bir cumhuriyette böyle bir garabet yaşanmadı. 100 yılı tamamlıyoruz. Nasıl olur böyle bir tablo? Böyle bir tablonun yaşandığı ülkede işsizlik olur, yoksulluk olur, yolsuzluk olur, her şey olur. Her şeyi de var zaten. Yaşadığımız tablo budur. Bu tablonun değişmesi lazım. Siyasetin namuslu insanlar tarafından yapılması lazım. Siyasete girecek kişinin cebini doldurmak için çalışmaması lazım. Halkın cebi dolacak, vatandaşın cebi dolacak, işsizlik olmayacak. Ya çöp konteynerinden 21. yüzyılın Türkiye'sinde insanlar gider beslenirse ve siyasi iktidar onu gördüğü halde sesini çıkarmıyorsa, ya o ülkede bir sorun var demektir. Ciddi bir sorun var demektir. Bütün bu konuşmalarınızdan aslında yani aklıma gelen ilk şey, yani yanılıyorsam düzeltin, böyle bir sonuç çıkarıyorum. Evet. Hani bir önceki konuşmanızda da söylediniz, bir borçlanma var, o yüzden emir alınıyor dediniz. Şimdi Amerikan Başkanı'nın bu tehdidi karşısında ses çıkarılmıyor dediniz. O zaman bir bağımsızlıktan söz etmek nasıl mümkün olabilir? Türkiye'nin yani... ekonomik bağımsızlığı, bakın bir daha söyleyeyim. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı tehlikededir. Bunu ispat etmek çok kolay. Nasıl, çok kolay. Nasıl? Siz dışarıdan onların, yani tefecilerin istediği faizin altında faizle, faiz oranıyla para bulamazsınız. Kimse size vermez. Ne yaptı Erdoğan? Tipik bir örnek vereceğim. Merkez Bankası Başkanı'na dedi ki faizi indireceksin kardeşim. İndirmedi. Seni görevden alıyorum dedi. Yeni bir başkan getirdi mi? Getirdi. Faizi indireceksin dedi. Benim görevim dedi faiz lobileriyle mücadele etmektir. Dedi mi? Dedim. Başkanı değiştirdi mi? Değiştirdi. Faizi indirdiler mi? İndirdiler. Dolar nereye çıktı? Avro nereye çıktı? Sonra ne oldu? Damadı dedi ki suçlu damattır. Damadı değişti. Halbuki damadın hiçbir suçu yok. Damadı değiştirdi. Yerine başkalarını getirdi. Şimdi onlar aldılar, faizi yükselttiler. %17, 18, 19, 20 lira ulaşıyor faiz. Türkiye Odalar Borsalar Birliği faiz bu kadar yüksek olursa yatırım olmaz diye canhıraş bağırıyor. Türkiye Odalar Borsalar Birliği. Peki niye faizi yükselttiler? Niye yükselttiler? Kimse para vermediği için. Bu ne demektir? Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik bağımsızlığı yok demektir.
Bu bağımsızlığı... Bu tablo yaratan kim? Tabloyu ortaya koyan kim? Siyasi iradedir. O siyasi irade hangi siyasi iradedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten siyasi iradedir. Borç alan emir alır. Emir alır sözü kime aittir? Erdoğan'a aittir. Erdoğan söylüyordu borç alan emir alır diye. Buyurun beyler. Ne oldu? Bakın. Ekonomi politikası nasıl olmalı? Ekonomi politikası üretim, istihdam, yatırım endeksi olması lazım. Bir daha söylüyorum. Üretim, istihdam, yatırım. Bu endeks olacak. Bütün hedef daha fazla üretim, daha fazla yatırım, daha fazla istihdam olacak. Hedef bu. Bunların hedefine döviz ve faiz endeksli. Döviz ve faiz endeksli. Döviz gelirse faiz düşüyor, faiz düşerse döviz gidiyor. Her halükarda kazananlar dışarıdan para getirenler, dışarıdan dolar getirenler. Bir soru daha sorayım. 128 milyar doları faiz dolar düşmesin diye sattılar. 128 milyar dolar Merkez Bankası'nın kasasındaki 128 milyar doları efendim dolar daha fazla yükselmesin diye, avro daha fazla yükselmesin diye sattılar. Kime sattılar? Siz aldınız mı? Hayır. Ben aldım mı? Hayır. İşsiz aldı mı? Hayır. Esnaf aldı mı? Hayır. Çiftçi aldı mı? Hayır. Ev kadını aldı mı? Hayır. Memur aldı mı? Hayır. 128 milyar doları kim aldı? Kim aldı? Az önce söylediğim insanlar, bize borç verenler, topladılar parayı tekrar, hepsini aldılar. Bakın bunun araştırılmasını istedik. 128 milyar dolar. Devlet açıkça soyuluyor. 128 milyar doları kime sattın arkadaş sen? Cevabı var mı? Yok. Ben bilmiyorum. 600 milletvekili de bilmiyor. Hiçbir esnaf da bilmiyor. Hiçbir kahveci de bilmiyor. Hiçbir pastacı bilmiyor. Hiçbir çiftçi bilmiyor. Ama toz oldu 128 milyar dolar. Peki nereye gitti bu para? Kim aldı bu parayı? İktidar sahiplerinin ya 1 dolar olsa hadi idare edin deriz gitsin. 100 dolar, 1000 dolar, 1 milyon dolar hadi. Ya 128 milyar dolar arkadaş ya. Nereye gitti bu para ya? Peki çiftçi de bilmiyor dediniz ama çiftçinin öğrenmek istediği bazı noktalar var, sorular var. Bir çiftçimiz demiş ki Sayın Kılıçdaroğlu'na sorum olacak. Çiftçilerin belini büken ilaç, gübre, mazot, yem pahalılığına ne gibi çözümleri var? Destek parası kesinlikle bir çözüm değil çünkü demiş. Bir de diyor ki ikincisi genel sağlık sigortası yüzünden vatandaşları borçlandırmak doğru mudur? Cevabını biraz sonra alalım mı? Bir araya daha gideceğiz çünkü çok kısa bir olur, ara. Kısa bir aradan sonra soru ve cevaplarla devam edelim. Devam ediyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konuğumuz. Soruyla kalmıştık. Soruyla evet. Devam edelim istiyorsanız. Bir kez daha kısaca hatırlatayım soruyu dinleyicimizin. Çiftçilerin belini büken ilaç... Yem pahalılığına ne gibi çözümleri var demiş. Çünkü destek parası kesinlikle çözüm değil demiş. Önce çiftçi arkadaşımız şunu biliyor mu bilmiyorum. Tarım Kanunu 21. maddesi. Diyor ki her yıl gayri safi milli hasılanın yani milli gelirin en az %1'i çiftçiye destek olarak ödenir. 2006 kanun çıktığı tarih. Hangi yıldayız? 2021. Bugüne kadar hiçbir zaman milli gelirin %1'i oranında çiftçiye destek verilmedi. Yani çiftçinin hakkı yasal olarak gasp edildi. Yasanın gereği yerine getirilmedi. Tarım dünyanın bütün ülkelerinde stratejik sektördür. Arabanız olmayabilir ama günde 3 kez yemek yemek zorundasınız. Çocukları beslemek zorundasınız. Karnınızı doyurmak zorundasınız. Bunun yolu, bunun kaynağı tarımdır. Tarımın desteklenmesi lazım. Desteklenmedi. Bu da bir planlama işidir. Siz planlamayı yaparsanız, tarımı desteklerseniz olur. Şimdi siz dışarıdan yemi getirirseniz, dışarıdan gübreyi getirirseniz, her şeyi dışarıdan getirirseniz, dolar da artarsa, avro da artarsa, fiyat da artacaktır. İnsanlar getirip zararına satmayacaktır. Siz bu ülkede bundan 10-15 yıl önce saman ithal edileceğini düşünür müydünüz? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti saman ithal edecek. Düşünür müydünüz Allah aşkına? Yaptılar. Bu da bir siyasi tercihti. Bir dönem dediler ki Türkiye'nin tarımla uğraşmasına gerek yok. Biz dışarıdan daha ucuza alıyoruz.
dışarıdan daha ucuza aldıkları ne oldu? Çiftçi üretmedi. Sonra size satmadılar. Sonra hayvanı besleyecek saman bulamadınız, yem bulamadınız, dışarıdan getiriyorsunuz. Dolar ödüyorsunuz dışarıya. Kendi çiftçinizi değil, başka ülkelerin çiftçisini destekliyorsunuz siz. Kendi çiftçisini desteklemeyen kendi insanını aç bırakır. Bugün geldiğimiz noktada budur zaten. Aç olan bir Türkiye var. Aç olan, açlık yaşanan bir Türkiye var. 21. yüzyılın Türkiye'sinde. Açlıkla mücadele etmenin en temel yolu çiftçiyi desteklemektir. Çiftçinin önündeki bütün engelleri kaldırmaktır. Ürettiği ürünü, çiftçi, işin kuralı nedir? Bir sefer tarımı da planlayacaksınız. Kim ne ekecek? Ektiği ürünü bir yıl sonra ya destekleme fiyatı eğer devlet alacaksa makul bir fiyatı, maliyeti artı üstüne makul bir kar koyarak ilan edecek. Ben şu ürünü şu fiyattan alacağım diye. İnsanlar ona göre ekecekler, biçecekler. Bilecek ki devlet en az şu fiyattan alıyor. Ama tüccar gelir daha yüksekten alırsa alsın. Böylece kendi insanını zarar etmemiş olur. Ve üretir. Hollanda, Konya'dan küçük bir devlet. Nüfus olarak değil, affedersin, toprak olarak. Konya'dan küçük bir devlet. Yıllık tarım ürünü ihracatı 180 milyar doların üstünde. 180 milyar doların. Peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin? 18 milyar. Nasıl oluyor bu? Oradaki siyasiler kendi insanını düşünüyor. Bizdeki siyasiler ceplerini düşünüyor. Peki. Çiftçiyi değil. Madem bu konudan devam ediyoruz. Atalık tohumla üretim yapılması yasak. Üstelik atalık tohumla üretim yapıldığı zaman çiftçiye bunun bir cezası da var. Yurt dışından tohum getiriliyor, ithal tohum getiriliyor, kısır tohum. Bir daha alınmak zorunda kalıyor. Bakıyoruz ki bu tohumları veren şirketler aynı zamanda bu tohumları için gerekli gübreyi, tarım ilacını veren şirketler. Bu tarım ilaçlarında zehirli olduğu söyleniyor. Çeşitli hastalıklara yol açtığı söyleniyor. Bakıyoruz yine aynı şirketler bu hastalıkları çare olan ilaçları da üreten şirketler. Yani aslında tarım hani bazı şirketlerin tekeline girmiş gibi gözüküyor. Gözüküyor diye gerçek öyle. Peki siz buna nasıl bir çözüm? Mesela atalık tohumla üretim tekrar serbest bırakılacak mı? Hayata geçirilecek mi? Kesinlikle geçecek. Bakınız her ülke kendi koşullarına göre tarım yapar. İklim koşulları vardır. Bir yerde su vardır ona göre, bir yerde su yoktur ona göre. Bütün bunların tamamını planlarsınız ve ona göre tarımda bir planlama yaparsınız. Herkes çalışır, herkes üretir ama herkes kazanır. Kaybedeni olmaz bu işin. Böyle yapmanız lazım. Eğer siz uluslararası tarım tekerlerinin taleplerini yerine getiriyorsanız size tohum verirler. Ekersiniz, oradan aldığınız tohumu ektiğinizde bir daha buğday çıkmaz. Siz de az önce söylediniz. Niye ben bu tohumu alıyorum? Hangi gerekçeyle alıyorum ben bunu? Niye oraya bağımlı kalıyorum? Neden sürekli para veriyorum dışarıya? Neden benim insanım sürekli sömürülüyor? Bunu yapmanın yolu aslında kendi ülkemizde sizin söylediğiniz atalık tohumu ekerek öbür tarafı kesmektir. Bunun temel yolu budur. Ekersiniz, biçersiniz, tohum elde edersiniz. O tohumu tekrar kullanırsınız. Gerekirse onu laboratuvarlarda zenginleştirebilirsiniz. Her şeyi yapmak mümkün bugünkü koşullarda. Ama dışarıya bağımlı olmazsınız. Tohum açısından dışarıya bağımlıysanız o bağımlı süreklidir artık. Önemli olan bağımlılığı azaltmaktır. Önemli olan ürettiğinizi dünyaya pazarlamaktır. Önemli olan o pazarlama yapılırken devletin size destek vermesidir. Dolayısıyla her insan kazanabilir. Köylerde adam kalmadı. Kimse kalmadı. Kimse ekmiyor. Niçin ekmiyor? Gelir yok. Ektiği zaman zarar ediyor bu insanlar. Şehre göç oluyor ve işsizlik de bu şekilde biraz tabii artıyor, zincirleme. Peki bir genç arkadaşımızın öyle olduğunu düşünüyorum sorudan yola çıkarak. Şöyle bir sorusu var size. Gençler üniversite bittiği anda hayata kredi kartı borcuyla başlıyor ve ödemesini yapabilecek bir iş bile bulamıyor. Muhalefet olarak kredi ödemeleri için gençlerin yanında olacaklar mı demiş. Kesinlikle bir sefer bu çocuklar kredi alıyorlar okumak için. Kredi alanları daha çok yoksul aile çocukları, ihtiyaç sahibi olan aile çocukları. Bunlar kredi alıyorlar. Üniversiteyi bitiriyorlar. Bir süre sonra diyorlar ki borcu geri öde. İş ver, iş de yok. Nasıl ödeyecek bu? Nasıl ödeyecek?
Bunların silinmesi lazım. İşsizlik ise işi olanı iş verirsiniz, devlet olarak iş verirsiniz, istihdam yaratırsınız ki dersiniz ki tamam kardeşim borcunu öde, belli bir taksitle ödersiniz. Ama iş yoksa, güç yoksa, babanın emekli maaşı varsa o emekli maaşından mı alacaksınız şimdi? Kimden alacaksınız bu parayı? Gençler, bakın bu tür politikalar gençleri umutsuzluğa itiyor. Devlete olan güveni güvensizliğe dönüştürüyor. Oysa bu tür politikaların çok dikkatli kullanılması lazım. Kişinin işi varsa borcu alın. İşi yoksa nereden alacaksınız siz bu parayı? Bunların silinmesi lazım. Herkesin borcu siliniyor. Dünyanın vergileri siliniyor. Dünyanın teşvikleri yapılıyor. Garibana gelince gel bakayım parayı vereceksin. Niçin? Arkası yok bu insanların. Güçlenin, bir araya gelin. O genç arkadaşıma çağrı yapıyorum. Onlarla Zoom üzerinden bir toplantı da yaptım. Hep birlikte bir araya gelin ve şu sloganı üretin. İş yoksa oy da yok. Bunu yapın dedim. Yapsınlar, başarılı olurlar. Bakın bugün devlette sağlık alanında dünya kadar şey var, boş kadro var. Engelliler için boş kadrolar var. Güvenlik görevlileri için boş kadrolar var. Niye boş kadrolar var? Dışarıda da dünya kadar işsiz var. Mühendis, boş kadrolar var. Dünyada, dışarıda dünya kadar da boş mühendisimiz var işsiz. Niye bu kadrolar boş? Bir dinleyicimiz de demiş ki kadro alamayan taşeronları sorabilir misiniz? Hala kadro alamayan yüz binlerce çalışan var demiş. Sadece seçim döneminde dile getirildi. Bir daha da unutulduk demiş. Yok. Onlarda hakkım var. Bütün taşeron işçilerde hakkım var. Taşeron işçileri önce örgütledim. Önce onların dernek kurmasını istedim. Sonra onlar dernek kurdular, dernekler oluşturdular. Sonra onlar mücadele ettiler. Biz her türlü mücadelede destek verdik. Önemli bir kısmı kadro aldı. Şu anda kadro alamayan yaklaşık 50-60 bin civarında taşeron işçisi var. Onları da sürekli olarak izliyoruz. Her yerde, her ortamda onların sorunlarını dile getiriyoruz. Onlar da kadro alacaklar. Peki. EYT'lilerden çok mesaj geldi. Emeklilikte yaşa takılanlar. Hani baktığınızda çalışmak için iş başvurusu yaptıklarında işte 45'ten sonra yaş ileri diye iş bulmakta zorlanıyorlar. Ama emekliliğe gelince de siz gençsiniz diyorlar. Yani arada kalıyorlar. Bir şey daha var. Nedir biliyor musunuz? Onlar iş bulup çalışsalar ve emekliliklerini doldursalar alacakları emekli aylığı düşüyor. Düşüyor evet. Yani düşünün. Allah aşkına ya düşünün. Daha fazla prim ödüyor ama daha fazla prim ödediği için daha az emekli aylığı alıyor. Bu nasıl çalışsın? O nedenle iş bulsa dahi çalışamıyor çünkü çalışırsam diyor emekli maaşım düşecek diyor. Peki neden talepleri yerine getirilmiyor sizce? Bütçe mi yok? Kaynak mı yok? Yoksa bir açıklamanız... Bir yasal düzenleme. Yasal düzenleme yapılması lazım. Yasal düzenleme. Emeklilik yaşı aşamalı olarak 65'e kadar gidecek. Dolayısıyla kişiler gelip prim ödeme gün sayısı dolduğu halde emekli olamıyorlar. Dolayısıyla emeklilik yaşını bekliyorlar. O nedenle emeklilikte yaşa takılanlar deniyor. O yaş dolduktan sonra ancak bunlar emekli oluyorlar. Dolayısıyla sorun çözülebilir mi? Elbette sorun çözülebilir. Bu bir aktüerya hesabıdır. O hesabı yaparsınız, ona göre çözüm üretebilirsiniz. Peki Boğaziçi Üniversitesi, böyle hızlı hızlı geçiyorum, evet. Zamanımız azalıyor diye. Öğrencilerle ilgili açıklamalarınız oldu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki, evet. Protestolarla ilgili. Buradan yola çıkarak Z kuşağına vereceğiniz mesajı, gençlere vereceğiniz mesajı merak ediyorum. Mesela Boğaziçi Üniversitesi, siz iktidara gelirsiniz. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bu protestolara neden olan durumu ortadan kaldıracak mısınız? Yani üniversiteler özerk olacak mı? Kendi seçimlerini kendi geleneksel yapılarına göre yapabilecek mi? Bu bağımsızlığı kazanabilecekler mi? Kesinlikle. Darbe hukuku ürünü olan yükü kaldıracağız. Yüksek Öğrenim Kurumu diye bir kurum olmayacak. Yok kalkacak. Yok kalkacak. Dolayısıyla her üniversite gerçek anlamda özerk olacak. Mali özerkliği olacak. İdari özerkliği olacak. Bilimsel özerkliği olacak. Bütün gençlere açık ve net çekimdir. Açık ve net. Her üniversite bilim üretecek. Her üniversitenin saygınlığı olacak. Her üniversitenin gelenekleri olacak. Her üniversitede rektörü o üniversitede okuyanlar seçecek. Yani... Orada hocası var, hocalar var, öğrenciler var. Gelirler kendi okullarına, rektörü seçerler. Dolayısıyla siz neden dışarıdan bir politik tercihle rektör atıyorsunuz? Bu doğru değil. Bu da darbe hukukunun bir sonucudur.
darbe hukukundan arınmış bir hukuku oluşturacağız. Darbe hukukundan. Herkes istediği siyasetçi hukuk kuralları içerisinde dilediği gibi eleştirebilmelidir. Hiç kimse eleştirmekten korkmamalıdır. Eleştiri özgürlüğü olmalıdır. Bir siyasetçi en sert eleştirilere de katlanmak zorundadır. Çünkü siz ülkeyi yönetmek zorundasınız. Ama efendim eleştirdiğiniz zaman Cumhurbaşkanı'nı eleştirdim. Ya ben seni eleştirdim ama sen AK Parti'nin genel başkanısın kardeşim. AK Parti'nin genel başkanı oturacak. Yani Erdoğan her türlü eleştiriyi, her türlü hakareti yapacak. Biz aynısını söylediğimizde vay efendim ben cumhurbaşkanıyım. Cumhurbaşkanlık koltuğunun arkasına niye saklanıyorsun sen? Niye saklanıyorsun? Peki bu noktadan yola çıkarak son dönemde çünkü yakın geçmişe baktığımızda bu kadar fazla polemik yaşanmıyordu. Son dönemde bu artmaya başladı. Özellikle siz ve Sayın Erdoğan arasında. Yani Sayın Erdoğan'ın her konuşmasında CHP ve siz hedef oluyorsunuz ama siz bu kadar sık karşılık vermiyordunuz. Yani bu son dönemde biraz arttı gibi gözüküyor. Yanılıyorsam düzeltin. Sayın Selvi'nin, Abdülkadir Selvi'nin bugünkü yazısında söylediği, kurduğu bir iki cümle var. Aktarmak istiyorum. Yorumunuzu merak ediyorum. Sizin için şöyle dedi. Sizin Sayın Erdoğan'ı sistematik olarak hareket ettiğinizi söylüyor. İsmet Paşa'nın Menderes'e karşı yürüttüğü taktiği izliyor. Türkiye'ye 27 Mayıs'a mal olan bir taktik diyor. İsmet Paşa Menderes'in sinir sistemini hedef alıyordu diyor. Siz Sayın Erdoğan'ın sinir sistemini mi hedef alıyorsunuz? Daha sert açıklamalar yapmasına mı neden oluyorsunuz? Ve burada bir darbe iması görüyor musunuz bu yazıda? Selvi ne yazar ne yazmaz o beni çok fazla ilgilendirmez. Ama tarihi okumasını istedim ve İnönü'yü okumasını isterim. Hiçbir şey yapmıyorsa bugün Taha Akyol'un yazısını okumasını isterim kararda. Onu okusun. Tarihi bilsin. İnönü dünyada örneği olmayan tek parti döneminde demokrasiyi getiren seçimde yenildiği zamanda Çankaya Köşkü'nden ayrılıp muhalefete iktidara teslim eden bir insandır. Dünyada örneği yoktur. Bunu yapmıştır İnönü. Dolayısıyla bunları bilmeden ahkam kesmek doğru değildir. Erdoğan'ı eleştiri. Erdoğan ülkeyi kötü yönetiyor. Bu ülkede açlık varsa ben kimi eleştireceğim? Bana söyleyin. Açlık var, sefalet var. Ben kimi eleştireceğim? Şimdi ben kalkıp kaymakamı mı eleştireyim? Aç yatan çocuğu mu eleştireyim? Babasını mı eleştireyim? İşsiz olan üniversite mezununu mu eleştireyim? Kimi eleştireceğim ben? Kime söyleyeceğim ya bu ülkeyi kötü yönetiyorsunuz diye? Yönetene söyleyeceğim. Ben yönetene söylediğim zaman beni niye eleştiriyorsun? Peki kimi eleştireyim ben? Trump'ı mı eleştireyim? Merkel'i mi eleştireyim? Macron'u mu eleştireyim? Putin'i mi eleştireyim? Kimi eleştireceğim ben? Ya ben seni eleştireceğim kardeşim. Ülkeyi yöneten sensin. Ha çıkıp şunu söylüyorsa, efendim ben ülkeyi yönetmiyorum. Başkaları yönetiyor. Dolayısıyla onları eleştirir. O zaman eleştiririm. Ama bunu çıkıp söylesin. Bakın bir ülkeyi yöneten kişi egemen güçlerin taleplerini koşulsuz yerine getiremez. Getirdi. Papazı vereceksin dedi mi Trump? Verdi mi? Verdi. Niye verdin? Egemen güçlerin talebini verdin, yerine getirdin. Niye getirdin sen? Şimdi ben bunu eleştirmeyecek mi? Bunu eleştirdiğim zaman ben kötü adam oluyorum. Ben darbeci oluyorum. O beyefendiler tertemiz pürüpak insanlar oluyorlar. Allah aşkına ya bir akıl var, bir mantık var ya bu ülkede. Bir insanda akıl olur ya. Çiftçi derdini anlatıyor. İşsizim diyor çiftçi. Ekemiyorum diyor, üretemiyorum diyor. Ürettiğimi satamıyorum diyor. Ben kimi eleştireceğim? Kimi eleştireceğim? O çiftçiyi mi eleştireceğim? Esnaf dükkan kapat dediler, kapattım. Ya elektrik parası var, su parası var, doğalgaz parası var, kira parası var, çalışanların parası var. Nasıl ödeyeceğim? Peki bana kaynak verin dediği zaman vermiyorlar. Kimi eleştireceğim? Esnafı mı eleştireyim? Niye bunları istiyorsun diye. Peki. Bitireceğiz yavaş yavaş. Bir reklam aramız daha var. Sonra bir bölümümüz daha var. Bir iki sorum daha olacak. Kısa bir arama tamam. Öncesinde.
devam ediyoruz Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte. Artık son bölüme girdik, zamanımız az ama şundan bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri MİT ve Emniyet Taşınır Mal Yönetmeliğinde bir değişiklik yapıldı. Resmi gazetede yayımlandı. Bu değişikliğe göre artık toplumsal olaylarda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait silah ve taşıtlar, ağır silahlar polis ve MİT'e devredilebilecek. Şimdi sorum şu olacak. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir protesto halihazırda yapılıyor rektöre karşı. Ama bu öğrenciler bu eylemi yaparken terörist olarak nitelendiler, tanımlandılar. Yeah. Yarın öbür gün böyle bir tanım yapıldığı takdirde bu protestolarda bu tip silahların karşı öğrencilere karşı kullanılma ihtimali olabilir mi? Böyle bir şey doğurur mu bu? Umarım öyle bir şey olmaz. Öğrenciler gayet masum ve haklı bir eylem yapıyorlar. Kırmadılar, dökmediler, kimseyi dövmediler, taşkınlık yapmadılar, müzik çaldılar, protesto ediyorlar. En doğal hakları bunlar. Yani üniversitenin bahçesindeler bunlar. Eğer siz bu öğrencileri terörist olarak ilan ediyorsanız, siz dünyanın gerçeklerinden kendinizi koparmışsınız demektir. Dünyayı bilmiyorsunuz demektir. Demokrasiyi bilmiyorsunuz demektir. Demokrasiyi içselleştirmemişsiniz demektir. Demokrasiye karşısınız demektir. Olması gereken nedir? Olması gereken şudur. Öğrencilerle konuşmaktır. Öğrencileri dinlemektir. Bunlar genç insanlar, delikanlı insanlar. Bunları hepimizin dinlemesi lazım. Talepleri haklıysa haklı taleplerini yerine getirilmesi lazım. İnsanları ötekileştirmemek, insanları zor duruma sokmamak, onları daha sert eylemler yapmaktan caydırmanın yolu nedir? Onlarla oturup konuşmak, dinleyip taleplerini öğrenmek, öğrenmektir diyorsun. Yani bu kadar basit bir şey. Peki son sorum, Amerika'daki olayları hepimiz gördük, kongrede yaşananları. İşte Trump'ın mitinginden sonra kongre basıldı, 5 kişi hayatını kaybetti ne yazık ki. Sonrasında bizde sosyal medyada bir tartışma çıktı. İşte iktidar kanadına yakın isimler, bazı gazeteciler Trump'ın sosyal medya hesaplarının kapatılması üzerine işte eleştirip yarın öbür gün bizde de bu olacak deyince bir başka görüşte dedi ki neden böyle yazdınız, böyle bir şey mi düşünüyorsunuz ki diye. Sonra da bu tartışılmaya başlandı. Türkiye'de yarın öbür gün bir seçim olduğunda seçim sonucu istenildiği gibi çıkmadığında benzer bir olayın yaşanma riskini siz görüyor musunuz? Erdoğan şunu görüyor yalnız. Gideceğini görüyor. Onun için pek çok ziyaretler yapıyor. Acaba yerimde kalabilir miyim? Bunun desteğini, yeterli desteğini sağlayabilir miyim? Arayışı içinde. Ama gideceğini görüyor. Erdoğan'ın şunu açık toplumun önüne çıkıp şunu söylemesi lazım. Seçimler olur ve seçimlerden sonra ben gideceksem, eğer halk beni değil de başka birisini seçecekse, ben buradan ayrılacağım. Hiçbir taşkınlık olmayacaktır, hiçbir sorun olmayacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan bir tablo bir daha asla yaşanmayacaktır. Çünkü o tablodan biz gerekli dersi aldık. Az oyla seçimi iptal ettirdik. Üstelik hakimleri kullanarak iptal ettirdik. Onlara verdiğimiz talimatın sonucunda hakimler böyle bir karar aldılar. Ama halk hakimlere rağmen ve bana rağmen Osmanlı şamarını indirdi ve biz dersimizi aldık. Dolayısıyla bu tablo Türkiye'de yaşanmayacaktır. Seçim olduğu takdirde ben kazanamazsam iktidarı kazanacak olanlara devredeceğim. Üstelik törenle devredeceğim diye bir açıklama bekliyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Eklemek istedikleriniz varsa tabii ki artık toparlayacağım yavaş yavaş. Ankara'dan yayınımızı bitireceğiz. Eklemek istediğim şu: hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yok. Çok güzel bir ülkemiz var. İnsanlarımız çok güzel. İnsanlarımız hayatı sorguluyorlar. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu siyasetçilerden daha iyi biliyorlar. Dolayısıyla önümüzde bir süreç var. O süreç içerisinde bir seçim gelecek, bir sandık gelecek. Gideceğiz sandığa, oylarımızı kullanacağız. Demokrasiden yana, ahlaktan yana, erdemden yana, bilgiden yana, insandan yana, istihdamdan yana oy kullanmamız lazım. Türkiye'yi büyütmemiz lazım.
Türkiye'yi kendi bölgesinin yıldızı yapmak lazım. Türkiye birilerinin önünde eğilen değil, her zaman başı dik olan insanlar tarafından yönetilmeli. Bunu sağlamamız lazım. Dolayısıyla bu umutlarla ben bizi dinleyen herkese yürekten teşekkür ederim. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Biz kendi ülkemizi büyüteceğiz. Beraber büyüteceğiz. Birlikte büyüteceğiz. Dostlarımızla beraber büyüteceğiz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Aslında son bir dakika, ben madem çok kısaca bir şey daha benim son Tabii. cümleyi almıştım ama çok tartışılıyor. WhatsApp'la ilgili durum. Sayın Cumhurbaşkanı Telegram indirdi ve dün aşıyla ilgili de Telegram'dan mesaj attı. Siz WhatsApp kullanıyor musunuz? Yok, kullanmıyorum. Öyle bir sıkıntınız olmadığınıza göre. Yok, benim öyle bir sıkıntım yok. O zaman evet. Hani size soracaktım, BİM mi, Telegram mı, yerli mi, yabancı mı diye. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu. Ben de teşekkür ederim. Bizi dinleyen bütün vatandaşlara da selamlar, saygılar sunuyorum. Peki. Sorerli Aslanlı ile konuşan Türkiye'nin bugün burada sonuna geldik. Noktayı koyuyoruz artık. Pazartesi günü İstanbul'dan, stüdyomuzdan yine sizlerle birlikte olacağız. O zamana dek hoşça kalın, iyi bakın kendinize.